Evet, Putin'in açıklamasını şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. İstiyorum. Rusya bugün gerçekten çok ciddi bir mücadeleyi sürdürüyor kendi geleceği için ve Nazilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Bize karşı bütün askeri, ekonomik ve basın güç makinesi yönlendirildi. Biz şu an insanlarımızın güvenliği için mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz Rusya olarak kalma adına savaşımızı sürdürüyoruz. Bizim birlik tarihimiz, bin yıllık tarihimiz var ve şu an kaderimiz kuruluyor. Şu an biz birlik içinde olmalıyız. Çünkü diğer her şey şu an kenara bırakılmalı. Hiçbir şey bu kadar önemli değil şu an. Dış düşmanlarımız her zayıflığımızı kullanarak bizim birliğimizi yok etmek istiyor. Ve bizim askeri это удар в спину нашей стране и нашему народу. Bizim için именно такой şu an ayaktalar. Fakat 1917 senesi hatırlarsınız. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi çalmışlardı. Entrikler bize gerçekten büyük yıkımlar vermişti. Bizim ordumuzu yıkmıştı ve birçok toprağımızı kaybetmiştik. Ve o zaman iç savaş açılmıştı. Ve o zaman Ruslar Ruslara karşı savaş açmıştı. Ama bütün karı bizim düşmanlarımız kazanmıştı. Rusya'yı parça parça yaparak ve biz bunun tekrarlanmasına asla yol açmayacağız. Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Ve bugün karşımızda olan tam da hainliktir. Tam da özel karları düşünen insanlarla yüz yüzeyiz. Ve biz şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz çünkü biliyorsunuz aslında Wagner güçleri de Rusya için kendi hayatlarını veriyordu. Rusya'nın birliği için hayatını veriyordu. Ama şu an onların arasında hainler var. Şu an onlar silahlı isyanı organize ettiler. Silahlı ayaklanma ve tekrar etmek istiyorum, herhangi bir iç dünyada devletimize iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya'ya bir darbedir, halkımıza bir darbedir. Ve biz tabii ki bunun cezasını vereceğiz. Bunun cezası gerçekten çok ağır olacaktır. Bu silahlı isyanı organize eden her biri tabii ki cezasını alacak. Biz onlar hem kanun önünde hem halkımızın önünde cevabını verecekler. Çünkü herkes emrini aldı. Antiterör operasyon rejimi biliyorsunuz Moskova ve Moskova bölgesinde şu an aktiftir. Ve Rostov-na-Don şehrinde de durumumuz çok zordur. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu an bloke edildi. Ve şu an ben sadece bir askeri temsilci olarak değil, bir Rusya vatandaşı olarak size söz veriyorum ki elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımın güveni sağlansın. Yeter ki bizim halkımıza silahını kaldıran her kes cezasını çeksin. Bu suçu işleyen bugün herkese seslenmek istiyorum. Lütfen bu hatadan çekilin. Lütfen bu suçu yapmayın. Eminim biz kendi güvenliğimizi, kendi bizim için kutsal olan her şeyi savunabiliriz ve birlikte bu mücadeleyi de zafer kazanırız. Daha güçlü olacağız.
Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyon kanalından halka hitap etti.